Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Felak suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak. De ki, felakın Rabbine sığınırım. Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min şerri gâsigın izâ vekab. Ve kapladığı zaman karanlığın şerrinden. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ Ukdelere, düğümlere üfleyenlerin şerrinden. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ Haset ettiği zaman hasidin şerrinden sabahın Rabbine, aydınlığın Rabbine sığınırım. Bu sure ve bundan sonra gelen قُلْ اَوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ suresi Muavvizeteyn sureleri olarak bilinir. Yani biz bu surelerle Allah'a sığınırız ve kötü, şerli şeylerin şerrinden bizi korumasını, insi cinli şeytanların şerrinden korumasını bu iki sureyle Allah-u Teala'dan istemiş oluruz. Rivayetlere göre bu iki surenin iniş sebebi Yahudilerden birisinin Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sihir yapması. Lebit isimli bir Yahudi Peygamberimizin saçından bir şekilde elde ediyor ve kuvvetli bir sihir yapıyor. Onu bir tarağa sarıyor ve artık neler okuyor, neler yapıyorsa ardından onu susuz bir kuyuya atıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sihirden etkileniyor ve yapmadığı şeyleri kendini yapmış gibi hissetmeye başlıyor. Bu şekilde bir etkilenme söz konusu. Cebrail Aleyhisselam gelip, ya Resulallah size sihir yapıldı diyor. Sihrin yerini de Peygamberimize söylüyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'yi ve bazı sahabileri bununla ilgili görevlendiriyor. Onlar gidiyorlar o kör kuyuda, susuz kuyuda sihir aletini bulup getiriyorlar. Ve onun düğümleri çözüldükçe, her bir düğüm çözüldüğünde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatladığını hissediyor. Ve bu gibi şerli, görülmeyen zararlı şeylere karşı bir kalkan olması noktasında Allahu Teala Felak ve Nas surelerini, yani Kul Eûzü bi Rabbil Felak, Kul Eûzü bi Rabbin Nas surelerini indiriyor. Bununla alakalı epey konuşulmuştur. Yani bunu kabul edenler de var, bu rivayeti. Reddedenler de var. Reddedenler şöyle bir gerekçeyle reddediyorlar. Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde siz sihire kapılmış, büyülenmiş bir kişiye mi tabi olacaksınız? Peygamberle alakalı böyle deniliyor. اَتَتَّبِعُونَ رَجُلًا مَسْهُورًا Büyülenmiş, kendine büyü yapılmış bir kimseye mi uyacaksınız? Eğer diyorlar bu rivayeti kabul edecek olursak, Peygamberimizin büyülenmiş bir kimse olduğunu biz de kabul etmiş oluruz. Burada herhalde göz ardı edilen şöyle bir durum var. Yani sihir, Kur'an-ı Kerim'de bir realite olarak kabul edilmiştir. Mesela Bakara suresinin ortalarında Babil kentinde iki meleğin insanlara yuallimûnen nâse sihr, insanlara sihir öğretiyorlardı şeklinde anlatıldığını görürüz. Demek ki sihir diye bir hakikat var. Ancak bu nedir, ne şekildedir? Herkes bunun sırrını, hikmetini, ayrıntılarını bilemeyebilir ve bilemez de zaten. Günümüzde de bir kısım insanlar gerçekten sihirle, büyüyle meşgul oluyorlar ve insanları etkileyebiliyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam etkili konuşmayı nazara verirken ve inne minel beyan ile sihra buyuruyor. Yani beyanın bir kısmında sihir vardır. Sihir gibi bir büyüleyicilik, etkileme gücü vardır. Yine Kur'an-ı Kerim'de sihirbazların Hazreti Musa ile müsabakaya girdiği, ellerindeki ipleri ve değnekleri attıklarında yılan şeklinde görüldüğü anlatılır. Dolayısıyla sihiri reddetmek uygun bir şey değil. Sihir diye bir şey var ve bir peygamber açısından da sihirden etkilenmek caizdir. Bu şuna benzer. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sıcaktan etkileniyor. Sıcakta diğer insanlar terlediği gibi o da terliyor. Yani peygamberimizi iki yönüyle değerlendirmek lazım. Abduhu ve Resuluhu diye biz bunu zaten kelime-i şehadette ifade ediyoruz. Yani Allah'ın hem kuludur hem de elçisidir. Allah'ın kulu olması cihetiyle o da bir insandır.
İnsan olduğu için sıcaktan soğuktan da etkilenir. Diyelim savaşta yaralanır, yaralanması caizdir, yaralanmıştır. Öte yandan sihirden de etkilenmesi yine caizdir. Ancak nebi olması cihetiyle Allah-u Teala onu korumuştur. Sihirden değil ama sihirin kötü akıbetinden korumuş. Bununla alakalı Kul eûzü birabbil felak, Kul eûzü birabbin nas surelerini indirmiştir. Dolayısıyla peygamberimize büyü yapıldığını anlatan rivayeti işte bir takım mahsurları olabilir gerekçesiyle reddetmek aklı selimle bağdaşmadığı kanaatindeyiz. Yani böyle bir olay olmuştur. Ancak Allah-u Teala yine peygamberimizi korumuş, sihir yapıldığını bildirmiş ve sihri de iptal edecek şekilde Felak ve Nas surelerini indirmiştir. Bunu ifadeden sonra manası yönüyle bir derece değerlendirelim. Kul eûzü bi rabbil felak, de ki ey peygamber, de ki felakın Rabbine sığınırım. Felak daha çok sabah şeklinde değerlendiriliyor ve devamında bir takım kötü şeyler nazara verilecek. Bütün bunların şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Burada niçin sabahın Rabbine sığınılıyor? Çünkü gecenin karanlığı insanı pek de memnun etmez. İnsanın ruhu karanlıktan sıkılır. Sabah geldiğinde insan rahat bir nefes alır ve alem de rahat bir nefes alır. İşte bütün bu şerli şeylerden, bu karanlık şeylerden sabahın Rabbine sığınmak. Geceden karanlığı izale edip sabahın aydınlığını çıkaran Allah-u Teala, insanların başına gelen bir takım sıkıntılı hallerden, büyü gibi hallerden onları kurtarmaya da elbette kadirdir ve böylece onları zulümattan nura çıkaracaktır. Nitekim bu mana, zulümattan nura çıkarmak, müstakillen ayetlerde beyan edilmiştir. Mesela Bakara suresinde şöyle geçer: Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minaz zulümati ilen nur. Allah iman edenlerin velisidir, yar ve yardımcısıdır. Onları zulümattan nura çıkarır. İşte sihir gibi görünmeyen bir takım kuvvetlerle meydana gelen bu gibi durumlardan da Allah-u Teala kendine sığınan kimseleri aydınlığa çıkarmaya elbette kadirdir. Devamında min şerri ma halak, yarattığı şeylerin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Allah'ın yarattığı şeyler genelde hepimizin lehine olan şeylerdir. Huvellezî halaka lekum mâ fil ardı cemî'a. Yeryüzünde ne varsa Allah hepsini sizin için yarattı. Ne varsa, bir istisna getirilmiyor. Hepsini sizin için yarattı. Demek ki her şeyden bize menfaatler geliyor. Ancak bir takım böyle bize zarar verebilecek şeyler de var. Yani diyelim yılan insana zarar verebilir. Büyük bir arı, yabani bir arı insanı soktuğunda insanın hayatını noktalayabilir. Öte yandan arslan gibi vahşi hayvanlar insana saldırdığında onun hayatına son verebilir. Veya diyelim ateş büyük bir unsur. Bize pek çok faydaları da var. Evlerimizi ısıtıyoruz, yemeklerimizi pişiriyoruz, onunla ısınıyoruz. Ne kadar faydalı. Ama ateş yangın çıkmasına da sebebiyet verebilir. O zaman şer olur. Veya su ne kadar büyük bir nimet. Gökten gelen yağmur ne kadar büyük bir nimet. Ama gökten gelen yağmur tufan olabilir. Tufan haline gelebilir. Veya bir insan suda boğulur, suda yüzerken bir şeyler olur. O anda yüzemez. Bunun neticesinde suda boğulabilir. Demek ki Allah-u Teala'nın normalde faydalı olarak yaratmış olduğu şeyler zaman zaman insana zararlı da olabilmekte. Ya bizim tedbirsizliğimizden veya bir takım gelişmelerin neticesinde. Bütün bunların şerrinden Allah'a sığınıyoruz. Ve min şerri gâsigın izâ vegab, ve her tarafı kapladığında gâsikın şerrinden. Bu değişik yönleriyle de açıklanmıştır. Yani karanlık olarak mesela her tarafı bürüdüğünde karanlığın şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Bu yönüyle düşündüğümüzde şunu söyleyebiliriz. Gecenin karanlığı, karanlık ruhlu insanların
karanlık planlar yaptığı, karanlık işler çevirdiği bir zamandır. Gece ıssız, sessiz, gece bir sükunet zamanı, insanların dinlendiği bir zaman dilimi. Ama gecenin o karanlığında bazı insanlar zararlı faaliyetlerde bulunuyor. Ve kendi aralarında toplanıp bir takım kararlar alıyorlar. Ve yine karanlık gecelerde bu kararlarını uyguluyorlar. Böyle olunca gecenin şerri de var. Gecede şerli olaylar da meydana gelebilmekte. İşte diyelim bazı binaları havaya uçurmak, bazı insanlara suikastlar düzenlemek gibi bir kısım insanlar kararlar alıyor. Genelde gece toplantılarında bu kararları alıyorlar ve gece vaktinde de bunları uyguluyorlar. Gece bu noktada karanlığın bir sembolüdür. Karanlık işlerin de bir nevi sembolü. İşte bütün bunların şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Bir de insanda bir takım böyle duygular var. Bunlar tamamen zulmani bir hale gelebilir. Mesela şehveti düşünelim. Bir insan tamamen şehvetin esiri olabilir. Gecenin karanlığı nasıl her tarafı bürüdüğünde artık hiçbir şey görülmez hale geliyor. İnsanı da şehvet bürüdüğünde gözü başka bir şeyi görmez hale gelebilir. Mesela bir delikanlı kendine göre şehvetinin esiri olduğunda artık akıl onda devre dışı kalır. Tamamen şehvetine göre hareket eder. Bir başkası diyelim kuvve-i gadabiye dediğimiz öfke onda hakim olduğunda gecenin karanlığının her tarafı bürümesi gibi gadab kuvveti onu her taraftan bürür ve artık o her şeye öfkeyle bakar. O öfke bakışlarına yansımıştır, duruşuna, gidişine, hissiyatına, her şeyine yansımıştır. O öfkeli haliyle o patlamaya hazır bir bomba gibidir adeta. Etrafına devamlı zarar verebilecek bir durumdadır. Rasikin itavakap bu gibi karanlıklara da bir işaret olarak düşünülebilir. Ve min şerrin neffâthâti fil ugat, düğmelere üfleyenlerin, nefes edenlerin şerrinden de yine sabahın Rabbine sığınırım. Burada düğmelere nefes eden büyüyle alakalı olarak bu açıklanmıştır. Ve müennes sığayla bunun gelmesi, eskide bununla meşgul olanların daha çok hani cadı karı derler, bir takım böyle büyücü kadınların bu işi yapmasından dolayı söylenmiş olabilir deniliyor. Veya burada kadınlık veya erkeklik söz konusu olmaksın, düğmelere, bir takım düğümlere üfleyenlerin, bu çok yönlü açıklanabilecek olan bir ifade. Mesela televizyonlar yayın yapıyor. Eğer menfi yayın yapıyorsa insanlardaki bir takım düğümleri açıyor, harekete geçiriyor. Diyelim şehvet duygularını tahrik ediyor ve o noktada bir harekete geçirme söz konusu oluyor. Veya diyelim bazı insanlar internet üzerinden veya kitaplarıyla veya konuşmalarıyla öyle büyüleyici konuşmalar yapıyorlar ki insanların kin ve nefret duygularını harekete geçirebiliyorlar. İnsanları birbirine düşürebiliyorlar. Karı kocayı birbirine düşürecek şekilde ifadeler kullanabiliyorlar. İşte bu şekilde ukdelere, düğmelere üfleyenlerin şerrinden de sabahın Rabbine sığınırım. Bir başkası ve min şerri hasidin izâ haset, haset ettiği zaman da haset edenin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Burada haset ettiği zaman hasidin şerrinden. Gerçekten de haset insandaki menfi duygulardan bir tanesi. Bununla alakalı şunları ifade edebilirim. Haset, başkasında olan bir güzelliği, iyi bir şeyi çekememek, ondan izalesini isteyip kendisinde olmasını temenni etmek. Buna haset deniyor. Yani çekememek ve onun elindeki nimetin gitmesini, zevalini isteyip kendinde olmasını arzulamak. Buna haset deniyor. Eğer onda var ama bende de olsun dersek bu gıpta oluyor. Yani diyelim falanın güzel bir serveti var, güzel bir arabası var veya güzel bir evi var. O onun olsun, Allah mübarek eylesin, ama onda var, bende de olsun. Bu manada kendinde de olmasını istemek gıpta. Ama
Onda olmasın, bende olsun. Aslında ben buna layığım. Bu şekilde düşünmek, bu da haset oluyor. Ve hasetle bakan bir göz muhatabına zarar verebilir. Hasetle hareket eden bir kimse gözüyle değilse bile sözüyle, sözüyle değilse bile bir takım fiiliyatıyla muhatabına zarar verebilir. Haset hali, o da kötü bir haldir. İşte haset ettiği zaman da hasidin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım. Burada bir takım şeylerden Allah'a sığınıyoruz. Bunların her birisi menfi şeyler ve bütün bunlardan Allah'a sığınırken de sabahın Rabbi unvanıyla, felakın Rabbi unvanıyla Allah'a sığınıyoruz. Zaten bizler Euzubillahimineşşeytanirracim derken de yine bir Allah'a sığınma içindeyiz. Euzu besmele denilir. Yaptığımız işlere Euzu besmele ile başlamak. Yani önce sığınmak, ardından da Allah'a besmele ile başlamak suretiyle halimizi arz etmek, onun yardımını talep etmek. Kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbin nas. Bu iki sure euzu billahi mineşşeytanirracim ifadesinin açılımı, bunun biraz daha açıklanmış şekli. Ve istiaze insanın görevlerinden birisi. Yani Allah'a sığınmak insanın yapması gereken görevlerden birisi. Ve bununla alakalı Allahu Teala festaiz billah, Allah'a sığın, innehu vessemiul alim, o gerçekten işitendir, bilendir buyuruyor. Bu tabii önemli bir nokta. Diyelim başımızda bir problem var. Yani bizimle alakalı bir sıkıntılı durum var. Bunu o anda birisine elbette iletme ihtiyacı duyarız. Ama ileteceğimiz kimse bizi görmüyorsa, ileteceğimiz kimse bizi duymuyorsa o anda yetiş falan demenin bir anlamı da yoktur. Görmüyorsa, duymuyorsa ondan yardım talep etmemiz karşılıksız kalacaktır. Ama bizler Allah'a sığındığımızda Allah bizim sözümüzü işitmektedir ve bizim halimizi görmektedir. Böyle olduğundan dolayı elbette Allah'a sığınma durumunda Allah bizim dilekçemizi nazar itibare almaktadır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sahabelerinden bazı zatlarla beraber bir sefere giderken işte o sefer esnasında bazıları çok yüksek sesle Allah'a dua ediyorlar. Peygamberimiz onlara müdahale ediyor ve buyuruyor ki siz sağır olan birisine, duymayan birisine dua etmiyorsunuz. İşiten, halinizi gören bir Allah'a dua ediyorsunuz. Ve bundan dolayı insan Allah'a dua ederken belki tamamen sessiz değil, dili kıpırdayacak ama ya bu kendisinin duyması açısından öte yandan sesini de yükseltmeyecek. Çünkü Allahu Teala onun kalbinden geçenleri de bilmektedir. Onun kalbinin derinliklerinde neler var, Allahu Teala onları da bilmektedir. Bu açıdan bizler bir takım menfi şeylerden sabahın Rabbine, zulümattan nuru çıkaran Allah'a iltica ettiğimizde Allahu Teala elbette bizim halimize muttalidir. Bizim halimizden haberdardır. Ve biz yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık her tarafı bürüdüğünde karanlığın şerrinden, ukdelere, düğümlere nefes eden şer kuvvetlerin şerrinden, haset ettiği zaman hasidin şerrinden, bunlardan Allah'a sığındığımızda elbette Allah-u Teala bizi duymakta, halimizi görmektedir. Ve bu sureyi okumak bizim için manevi bir zırhtır. İşte insan akşam yattığında, yatmazdan önce Ayetel Kürsi'yi okusa, Kul ya eyyuhel kafirun, İhlas suresi, Kul euzu bi rabbil felak, Kul euzu bi rabbin nas suresi, bunları okuduğunda bunlar onun etrafında manevi bir koruma alanı meydana getirir ve bir takım bizim gözle görmediğimiz şer kuvvetler insana zarar vermek bile isteseler insan Allah'ın izniyle onların şerrinden mahfuz kalır. Ve bu önemli bir noktadır ve kitaplarda, tefsir kitaplarında, hadis kitaplarında bununla alakalı rivayetlerde yer almaktadır. Ve bunlarla insan bir koruyucu alan, manevi bir zırh meydana getirmiş olmaktadır. Çünkü şu alem sadece görünür şeylerle dolu değil,
Gözle görmediğimiz şeyler de var. Ve bu gözle görmediğimiz varlıkların bir kısmı insana zarar vermek isteyebiliyor. Öte yandan diyelim insanla alakalı bazıları belki büyü yapıyor. Ona zarar vermek için bir takım faaliyetlerde bulunuyorlar. İşte bunların da şerrinden emin olabilmek için insan bu şekilde hareket etmeli. Bu sureleri, Felak Nas surelerini bu niyetle de okumalı. Bunu yapmış olduğunda bünye itibariyle daha kuvvetli olacaktır. Ve bu kuvvetli olması şu açıdan önemli. Mesela vücudumuzda daima mikroplar vardır. Ama bu mikroplar bünye kuvvetli olduğunda bize zarar veremezler. Bünye zayıfladığında zarar verirler. İşte biz bu gibi sureleri okumakla manen bir zırh giymiş oluruz. Bünyemiz kuvvetlenir ve şer kuvvetler Allah'ın izniyle bize bir zarar veremezler. Cenab-ı Hak her türlü şer kuvvetlerden, görünür görünmez şer kuvvetlerden hepimizi muhafaza eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.